Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Artık bahar geldi. Bizim de yön çekme zamanımız geldi. Anam erik ağaçları çiçekteyken mi dediydi? Yoncalar ekilir diye. Evet arkadaşlar, biraz yoncamız vardı burada. Kalan yerine de yonca ekeceğiz. Çünkü bildiğiniz üzere hayvan besleyince yonca şart, mecbur yani. Hemen videomuza geçelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Kardeşimin güzelliğine baksana. Yonca tohumu çok sık ekilmesi lazım arkadaşlar. Boncuk. Bak bu taraftan başlayayım. Arkadaşlar, komşumuz Naci de burada. Naci hoş geldin. Sağ ol abi, hoş bulduk. Koçum benim. Evet arkadaşlar, buraya yonca ekeceğiz. Hadi. Şurada bir evler kalırsa yine her seneki gibi domates falan yetmez. Vallahi anne, sen biliyorsun. Önce yerini hazırladık arkadaşlar, ızgarayla. Sonra üzerine merdane çekeceğiz yani. Bu çok eli ucuyla böyle. Tabi. MİB üzerinden de ekeli de arkadaşlar. Bizimkisi küçük bir yer olduğu için ekeceğimiz yer bir dönüm, yani bir buçuk dönüm kadar yer. Evet, bu şekilde anam ekiyor. Elimde böyle çok ekmeydim böyle. Arpa buğday ekmesi gibi olmuyormuş arkadaşlar bu. Şöyle eliğin ucuyla bir ayağı dikeceğim. Geçen sene bu yanında ekliyordum. Buraya bostan ekliyoruz. Burası da kumsal arkadaşlar. Sekildiğinde biter. Biter ya. Yağış dolu. Zaten maşallah çok güzel yağmur yağdı. Berat yok bugün. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Buraya yoncamızı ekeceğiz. Geçen sene buraya ekmiştik. Artık bahar geldi. Yoncalar da büyümeye başladı. Yoncanın kilosu arkadaşlar, kuru yonca balyesi kilosu 1,5 liraydı. Yani 30 liradan fazlaya geliyor bir yonca balyesi. Hayvanlar için de önemli. Hem vitaminli. Bunlar büyüyecekler. Sonra tamburundan biçeceğiz. Balye yapıp hayvanlarımıza, düvelerimize götüreceğiz. Takipçilerimiz bilirler, benim hayvan aldığımdan beri birçok kez yonca balyesi, yulaf balyesi aldık. İnşallah bu sene ektik arkadaşlar, yulaf da ektim. Tabi yonca arazimiz kısıtlı olduğu için 10-15 dönüm yerde olacak yonca hayvan besiciliği için. Burada da sulamak için suyumuz vardı arkadaşlar. Havalar çok ısındığı zaman kesiliyor bu da. Burası. Olmadığı zaman da tabi ileride ırmak var. Gördüğünüz gibi her yer yemyeşil oldu. Çayda selvi arkadaşlar. Bayağı bir yağmurla yağdı. Tabi Ilgaz Dağı'nın karları da eridikçe böyle bu şekilde buralardan sel olup akıp gidiyor.
Sıcak da vurdu arkadaşlar. Kuş sesleri eşliğinde evde kalan takipçilerimize buralarda olan manzaraları, şu yeşillikleri göstereyim arkadaşlar. Anam dediydi, meyveler çiçekteyken yonca ekilir diye. Burada da armut ağacı var, evet. Çiçek bu sene meyve solu. Ova yerinde sarımsak olmuyor. Tırda güzel oluyor. Eskiden oluyordu da Fatih. Evet. Şey otuk ayrı buralı. Uğraşamıyoruz ya. Bakın üstüne. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle attığın yeri bilecek, onun alnından üstüne bir daha. Bu torba yetti. Yeter mi ki? Burada hemen bir tane tavlu toprak. Çeri domatesi de çok güzel oluyor arkadaşlar. Geçen sene çeri domates ekmiştik buraya. Haline bassa. Sanki inci boncuk. Yoncanın arkadaşlar bir 7 yıl falan bir ömrü var bildiğim kadarıyla. 7 sene biçebiliyoruz. Burada pesli gibi ama Fatih. Kokum yetti. 2 torba almak varmış bura. İnşallah yeter ya. Köyün yanındaki bahçemiz arkadaşlar, az bir yerimizde yonca var orada. Kışın hayvanların gübresinden attıydım, el arabasıyla taşıyordum. Neyle kuvvetli olmuş ha ne? Çok fayda etmiş. Bahçedeki buradan canlı yoncadan. Bura biraz zayıf kalmış. Burada çok çiğnendi ya tağla burada. Çok... Evet. O zaman doğal gaz geçti arkadaşlar. Tağların toprağı tabi kazıldığı için bir zaman kendine gelemiyor toprak. Sürdükçe sürdükçe tarlayı öyle yani toparlıyor kendini.
Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yoncamızı ektik, şöyle göstereyim. Artık bittiği zaman biçip aynı bu şekilde bu yan taraftaki yonca gibi yeşerip büyüyecek ve hayvanlarımız yiyecek. Şimdi ekili bak ne zaman. Buradan Naci'nin de sizlere selamı var. Bugün okul tatilmiş, Naci de geldi bizden sağ olsun. Bugün yok abi. Evet, annemin de selamı herkese var sizlere. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Şimdi bu çiçek zamanında ekilir, çördük çiçeğinde. Allah Allah. Rahmetli kaybederim öyle derdi. İsmail Bam rahmetli için. Arkadaşlar çördük çiçeğinde. Ya. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kanalımıza abone olmayı herkese unutmayın hayırlı diyorum. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Hayırlı İyice Ramazanlar, Allah'ım hayırlı iftarlar diliyorum şimdiden. Nasip etsin. İftar sofrası çekemedik ama kusura bakmayın. Bu dışarıdayız. İşlerimiz oluyor böyle. Hep dışarı tarlalardayız bu aralar. Yine devam edeceğiz kaldığımız yerden. Kusura bakma. Hoşça kalın arkadaşlar.